Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete programı kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından ve kanalt.com'dan takip edebilirsiniz. Bu dakikada stüdyo konuğumuz ise Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu. Kendisi ayağının tozuyla geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meslek liselerinde üretilen dezenfektan, kolonya ve siper maskelerle birlikte geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sabahleyin yoğun bir mesainiz vardı. Biz de Kanal T olarak sizleri takip ettik. Görüntüleri de paylaşacağız birazdan. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Ama meslek liselerinde üretilen dezenfektan, maske, kolonya ve siper gibi sağlık çalışanların için elzem maddeleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde de üretilmeye başladı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu koronavirüs dolayısıyla idari tatil verilmiştir biliyorsunuz. Ve bu idari tatilde evde oturup kalmak ve hatta televizyonlardan dünyayı izlemek yerine toplumun geleceği için, ülkemizin geleceği için neler yapılabilir, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz kendi aramızda tartıştığımızda öncelikle uzaktan eğitimle işe başlamamız gerektiği ortaya çıktı. Uzaktan eğitimi hemen 10 Mart'ta okulların tatil edilmesiyle birlikte hemen süreci başlatma kararını verdiğimizde devamında 2-3 gün sonra tüm ülkeye idari tatil gelmesi hasebiyle uzaktan eğitimi başlatamadık. İlk anda herkes bunun 5-10 gün içerisinde bir noktaya geleceğini ve işlerin normale dönüşeceğini düşünmüştü. Biz öyle düşünmemekle birlikte bir temkinli olarak etrafı gözlemlemek istedik. Sonra gördük ki dünyada bu salgın her geçen gün yükseliyor, ölümler artıyor ve işin uzayacağı ortaya çıktığında hemen liseler için uzaktan eğitimi, televizyondan eğitimi sürecini başlattık. Akabinde sadece liseler yok, başka okullarımız, başka bölümlerimizin de olduğunu biliyorsunuz. Bunun için öğretmenlerimizle, müfettişlerimizle, müdürlerimizle toplantı yaptığımızda online eğitim olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini altını çizdik. Teknik altyapımıza baktığımızda aslında bugünleri gören bir vizyonla 10 yıl önce bakanlığımıza çok güçlü bir server yapısı kurmayı hedeflemiştik. 2010 yılında yine Milli Eğitim Bakanı olduğum dönemden biliyorum konuları. Ancak arada geçen 10 yılda bu konuda online eğitim sistemine yönelik dünyada da olduğu gibi bizde de çok aşırı bir ilgi gösterilmemişti. Evet. Sadece özel okullar, bazı lokasyonlarda bazı çalışmalar yapılmıştı. Biz bunu yapmamız gerektiği noktasında sürece dahil olduğumuzda öğretmenlerimizden komisyon kurup hemen başlatmak istedik. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Hemen işe sarıldılar. Önce tabii ki sayısal olarak daha sınırlı bir sayıda başladık. Şu anda 400 civarı öğretmen online eğitim için ilk öğretimde, orta eğitimde, mesleki teknikte evlerinden büyük bir destek veriyorlar. Bizim bakanlığın teknik altyapısında dış dünyada bu işler onlarca yüzlerce insanla yapılıyorken bizim teknik altyapımızı birkaç sözleşmeli arkadaşımız yürütüyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Ama asıl mesele burada öğretmenin tavrıdır ve müfettişlerimizin tavrı. Öğretmenlerimiz, müfettişlerimiz öğrencilerine sahip çıktı. Devletine sahip çıktı, halkına sahip çıktı, geleceğine sahip çıktı ve moral oldu. Aslında öğretmenin asıl misyonu bu. Evet. Bu anlamda online eğitimler devam ederken ülkede oluşan başka ihtiyaçlara da destek olmak ve umut olmamız gerektiği anlamında meslek lisesi hocalarıyla yaptığımız görüşmelerde onlar katkı koymak istedi. Ve hemen cerrahi maske diye bilinen Evet, şu. cerrahi maske diye ben sabahleyin de kullandığım sevgili seyirciler Birazdan gerçekten arkadaşlarımız da hazırlıyor o görüntüleri. çok Ekranlara pratik, getireceğiz. çok da pratik, çok da başarılı bir kumaş var tercihte. Çok da güzel kullanılabiliyor. Yıkanabilen maskeler Evet. bunlar. Çok kaliteli bir maske üretir arkadaşlar. Bir baktı ki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz
Biz bunu yapabiliriz, destek olmak isteriz dediler. Biz de koronavirüsü kriterlerine, yani o sosyal güvenlik mesafelerini de dikkate alarak bir toplantı yaptık. Toplantıda bir coşku gördüm ben öğretmenlerimize, bir coşku gördüm, çok mutlu oldum. Deyim yerindeyse tüylerimiz diken diken oldu, yani gözlerimizden sevinç gözyaşı aktı dersem çok da abartı olmaz. Hemen işte bağış kumaşlarla başladık ve haberini yaptık. Asıl mesele burada. Biz öğretmenlerimizle bir çalışma yapmaya başladığımızda ve öğretmenlerimizin süreci sahiplendiğini görmenin mutluluğunu yaşarken sevgili Mahmut, evet, bunu haberini yaptık. Ben böyle bir şey görmedim. Yüzlerce, 400'e yakın öğretmenin arkadaşımız haberi veyahut da vatandaşımız paylaşım yaptı. Binlerce insan, evet, beğeni yaptı. Bizler de kanal olarak yayınladık biz de bu haberi. Yaptı. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Bizim paylaşımımızın altına onlarca insan bize ulaşarak, bizi tanımayan insanlar. Hı hı. Evimde makine var, ben size destek vermeye hazırım diyor. Atölyem var, atölyem emrinizde diyen insanlarla karşılaştık. Ben Kıbrıs Türk'ünün bu bakış açısına ve zor zamanlarda halkına, devletine sahip çıkma motivasyonuna şapka çıkardım. Ve şu anda birazdan görüntüleri de göreceğiz. Evet. Bizim edindiğimiz kumaşlarla şu anda özel sektörden de bazı arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz üretiyorlar. Ve o kadar bir talep var ki ürettiğimiz maskelere ve tabii ki başlangıçta elimizdeki kumaşlarla üretmeye başlamıştık. Şimdi seçtiğimiz ve tercih ettiğimiz kumaşlar aslında bu işe birebir en yüksek standartta uyan kumaşlar ve çok başarılı kumaşlar. Evet. Ve şu anda Cuma günde Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz cerrahi maskeleri. Kaç üretim gerçekleştirdik şu an? Elimizde veri var mı? Yani Cuma günü kaç adet üretmeyi... Şu anda başlangıçta acil yerlere de bazı arkadaşlarımız talep yaptı. Biz günde hedefimiz şu anda sistemi oturttuk. 400 civarı bir üretim yapabiliyoruz ama eğer şartlar bizi zorlarsa ve daha fazla üretim yapmamızı emrederse bize şartlar, evinde makinesi olan atölyesini bizim emrimize vermek isteyen tüm arkadaşları çağırıp veyahut da kestiğimiz kumaşları onların evlerine götürüp oralardan da üretimi artırarak çok daha yüksek bir sayıya çıkabiliriz. Ama şu andaki niyetimiz günlük üretimi 400-500 civarında tutarak devam etmek. Diğer tarafta baktığımız zaman kolonyalar var. Bunları anlatmak isterim. Evet. Şimdi bu poşette olan da bizim şimdi cerrahi maskeyi, evet, Atatürk Meslek Lisesi ve Mausa'daki meslek lisemiz üretiyor. Bunun yanında Sedat Simavi Meslek Lisemizle Doktor Fazıl Küçük Meslek Lisemizde biz dediler ki onlar kumaş üstüne cerrahi maske yapsın. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek olalım, moral verelim, yüz siperi üretelim. İki tip yüz siperi, evet, ürettik. Biri tamamen elde şekillendirilen bir yüz siperi, biri de dünyada tamamen 3D printerleriyle üretilen teknolojik bir printer. Evet. Ve burada her iki yüz siperinde de kullandığımız malzemeler uluslararası standartlara uygun malzemeler. Hijyenleri yapılıyor ve bunlar da tümü Cuma gün Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecek ve biz üretmeye devam edeceğiz. Bu yüz siperleri üretildikten sonra önümüzde duran, evet, bu beyaz poşetlerin içinde açmıyoruz ki en azından ki hijyenimizi bozulmasın. Bir sağlık çalışanımıza faydası olsun. Bu poşetlerin içerisinde tek tek poşetleniyor ve hijyen hale getirilerek doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza hazır hale getiriyor. Bunları biz Cuma gün sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz, hibe edeceğiz. Onların can güvenliğini artırmaya yönelik bu gayreti alkışlamak gerekiyor öğretmenlerimizin bu bakış açısıyla. Bunları yaparken başka kimya öğretmenlerimiz de ortaya çıktı. Dediler ki peki biz ne yapabiliriz bu sürece destek olmak için?
Ben de onlara dedim ki yani siz kimyacısınız, ne yapabilirsiniz? Hijyen malzemesi yapabilirsiniz. Onlar da hemen dedi ki okul laboratuvarı. Yani tamamen makineler küçük, sanayi tipi değil. Tamamen gösterime yöneliktir. Dedi ki biz uzun saat çalışarak bu ülkenin hizmetine bu laboratuvarı sunabiliriz ve kolonyayla başlamak istiyoruz dediler. Evet. Bize gerekli ham maddeyi tedarik ederseniz biz gecelere kadar çalışıp bu kolonyaları üreteceğiz dediler. Ben de tabii ülkemizde bazı bakış açılarını da devlet çalışanlarına, öğretmenlere biliyorsunuz. Ben bu özveriyi görünce bir eğitim bakanı olarak gururlandım tabii evet. ki. Hemen ihtiyaç duydukları malzemeleri tedarik ettik ve takdire bir şayan şekilde idari tatil olmasına rağmen bu öğretmenler sevgili Mahmut sabah 8 akşam 8 hem de maaşlarının kesildiği bir dönemde, yani her şey para değil. Bu öyle bir sinerji doğdu ki ortada. Sabah 8 akşam 8 laboratuvarın içerisinde ekipler kurdular, kolonya üretirler. Bugün de bana takdim ettiler, siz de oradaydınız. Şimdi bu, en azından bunu bir canlı yayında test edelim. Buyurun bak, ilk size. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu kolonyaları, bunlar tabii ki hibe kolonyalar olacak. Evet. Ürettiğimiz kolonyalar tamamen doğal kolonyalar. Evet. Bunu izah etmem anlat. Müsaade edin. Burada kullandığımız esanslar tamamen Cyprex'te portakal ve limon esansı. Yani bizim doğal narenciye ürünlerimizin kabuk yağlarından oluşan ve çok kaliteli. Çünkü ben daha önce Tarım Bakanlığı yaptım. Bunları satıyoruz evet. dış dünya biliyorum. Çok talebi olan esanslarımız ve çok kaliteli bir esanslarımız var. Burada gördükleriniz dört çeşit kolonya şöyledir. Evet. Biri limon kolonyası, biri portakal kolonyası, biri portakal limon karışık kolonya, biri de bir tedarikçi bize küçük bir miktar Hindistan cevizi esansı verdi. Odur. Dört çeşit kolonya ürettik deneme maksatlı ve şu anda arkadaşlarımız üretmeye devam ediyor. Burada asıl mesele ürettiğimiz miktar değil. Asıl mesele öğretmenlerimizin sürece destek olmaya çalışmasıdır. Evet. Ve etrafa yarattıkları umuttur. Biz bunu belki daha sonra laboratuvarı uygun olan her okulda üreterek herkesi sisteme dahil edeceğiz. Biz burada sevgili Mahmut böyle idari tatil olan bir dönemde herkesin zannettiği yani işte maaşlarında kesildiği evet. bir dönemde herkesin küsüp kenara çekileceği zannedildiği bir dönemde yüzlerce öğretmen cerrahi maske üretmek için, yüz siperi üretmek için, kolonya üretmek için çocuklarımızı evlerinde eğitimden koparmamak için evet. seferber oldular. Teknik arkadaşlarımız, müfettişlerimiz, müdürlerimiz seferber oldular. Ve böyle günde 4 saat çalışarak falan da olmuyor bunlar. Gece minimum 12'ye kadar evlerinde bu insanlar çalışıyor ve ülkenin geleceğine sahip çıktılar. Yani aslında öğretmenler, sevgili Mahmut, öğrencilerine sahip çıktı. Ülkelerine sahip çıktı, geleceklerine sahip çıktılar. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın başında olduğu bir ordunun, bir eğitim evet. ordusunun bundan öte bir hareketi olması beklenemez. Ve ben Milli Eğitim Bakanı olarak bu duygu ve düşüncede olan ve daha yüzlercesi bize katkı koymak istiyorum ama altyapımız yok herkesin katkısını alabilmek için. Ben bu öğretmenlerimi müsaade ederseniz evet. ekranlardan alkışlamak istiyorum. Evet, birazdan zaten görüntüleri de hazırlıyorlar şu an. Arkadaşlarımız ekrana da getireceğiz. Tabii ki öğretmenleri alkışladınız. Çok da güzel bir çağrıda da bulunuyorsunuz. Yani ben eğitim zaman ülkeye sahip çıkma zamanıdır. Zaman eğitime sahip çıkma zamanıdır. Zaman geleceğe sahip çıkma zamanıdır. Ve bu öğretmenler
geçmişte komutandı 74 mücadelemizde. Evet. Liderdi, öğrencilerimiz askerdi. Şimdi yine o ruhu gördüm. Evet, öğretmenler dedi ki tamam ya, para da önemli. Tamam, tatil de iyi ama nereye kadar? Biz bu ülkede varız ve bu geleceği şekillendirmenin aktörleriyiz dedi öğretmenler. O yüzden her türlü alkışı doktorlarımız gibi, diğer çalışanlarımız gibi onlar da hak ediyor. Zaten yeni nesil eğitim sistemi denilen, yani koronavirüsünden sonra biliyorsunuz ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye birçok iddia var. Biz buna artık hazırız. Evet. Biz artık vizyonumuz zaten bizim hep ülkeyi geleceğe taşıma anlamında olması hasebiyle zaten ortak vizyon, 10 yıllık bir vizyon hazırlayalım gayretimiz ve çabamızın temelinde yatan duygu ve evet, düşünce buydu. Koronavirüs lanet bir virüs. Evet. İnsanların canına kastediyor. Ekonominin canına kastettiği. Bunu def etmek için yine iyi bir eğitim gerekiyor. Yetişmiş insan istiyor. Bunu def edeceğiz ama bu virüs salgınının yarattığı olumsuz durumdan bir şey öğrendik biz. Evet. Kendi kendine yetme hedefiyle olmayan hiçbir ülke böyle dönemde maskesiz de kalır, susuz da kalır, yemeksiz de kalır, gıdasız da kalır, aç da kalır, ölür de. O yüzden belli oldu ki biz eğitim camiası olarak bundan sonra toplumu şekillendirirken kendi kendine yeten bir toplum, kendi kendine yeten bir birey, üretebilen bir birey ve rekabete açık dünya eğitim standartlarında, dünya yaşamı standartlarında, dünya üretim standartlarında olan bir vizyonla geleceği şekillendirmemiz gerektiği anlamında sağlam bir zemin yarattı bize koronavirüsü. Evet, size yönelik mesajlar var. İsterseniz onları paylaşalım. Okuyabilirsiniz. Tabii. Erhan Ayar, Sayın Bakanım yenilikçi ve modern bir politika izliyor. Öğrenci dostu olduğundan hiç şüphemiz yok. Denklik probleminin %99'unu halletti. Üçüncü ülkelerden yatay geçiş yapanların sorunu... Yani artık bu soruları bana sormasınlar. Çünkü evet, 500 defa cevapladım bu soruları sevgili dostlar. Ben bunu son bir kez daha cevaplayacağım. Evet. Bundan sonra cevaplamayacağım bu denklik meselesini. Bu bahsedilen konu arkadaşlar, ben göreve geldiğimde inanılmaz sorunlarımız vardı. Ben bu sorunların %99'unu evet, çözdüm YÖK'le. Şu anda bahsedilen denklik sorunu üçüncü ülkelere gidip YÖK'ün dışında kayıt yapıp daha sonra yatay geçişi Kıbrıs'a yapan öğrencilerimizle ilgili. Hı. Ben bu konuyu defalarca da YÖK'le konuştum. YÖK diyor ki biz bunları iki sebepten dolayı inceliyoruz. Bir, Türkiye Cumhuriyeti olarak güvenlik sebebiyle inceliyoruz. Niye gittiler o üçüncü ülkelerde kayıt yaptılar? Ve ders denklikleri olarak sağlam bir inceleme yapacağız dediler. Eminim ki çözülecek. Zaten dünyanın neresine gidersen git kayıt yapma hakkın vardır. Ama dönüşte de YÖK'e denklik alman gerekiyor. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt olarak kayıt olan hiçbir öğrencinin denklik sorunu yoktur. Evet. Ancak burada üçüncü ülkeye kayıt yapıp da daha sonra buraya gelen öğrencilerin yaşadığı bir sorun var. Ve bu arkadaşlardan da rica ediyorum. Dünya yanıyor. Dünyada her gün binlerce insan ölüyor. Binlerce insan hasta oluyor. Benim her çıktığım televizyon programında bu denkliği bana gelip önüme evet, sürmesinler. Çünkü ben 500 lira da cevapladım. Evet. Bu virüs salgını geçsin yine sorsunlar bana, yine cevaplayayım, yine mücadele edeyim. Ama ne olur bu kadar de, önemli günde bana ikide bir evet, denklik yapmasınlar. Hasan Küçük, kutlarım sizlere ve ekibinize başarılar dilerim. Cemal Aydıntan, selamlar, iyi yayınlar. Sayın Bakanımız Nazım Çavuşoğlu, Allah kolaylık versin. Böyle bir zamanda gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Hasta yatağından kalkıp çalışmalarına devam ediyor demiş. Maşallah diyoruz demiş Sayın Bakanımıza. Ömer Beyoğlu, ülkemizin en güzel kokularından oluşan bu kolonyalar buram buram Kıbrıs kokar. Bugünler geçtiğinde kolonya üretimine devam etmeleri ve turizmde kullanılmasını Sayın Bakanımızdan rica ediyoruz. Biz tabii piyasaya rakip olmak için değil ama piyasaya rakipler yetiştirmek için üretmeye devam edeceğiz. Evet. Sayın Sontaç Dermuş, Sayın Bakanımız bu süreci çok iyi yönettiğine inanıyoruz. Lütfen hiçbir şey kendisini yıldırmasın. Çünkü kendisinin tecrübelerine ihtiyacımız var demiş. Velat Özoğlu, Sayın Bakan bizi mezun durumundayız. Üniversitelerimiz demiş ne zaman açılacak? Üniversiteler kanaatimce
Zaten Türkiye de bahar dönemini kapattı. Evet. Yani ne zaman açılacak? Güzel bir soru. Kim bilebilir ki? Bu sorunun tek bir cevabı var. Tamamen salgın sonlanınca. Salgın 15 gün sonra inişe geçerse açılacak. Bir ay sonra geçerse bir ay sonra açılacak. Ama mezun durumda olanlar emin olsunlar ki mağdur olmayacak. Yani eğer bu iş sürüp gidecekse ki inşallah sürüp gitmeyecek, elektronik anlamda sorunlar çözülecek. Dolayısıyla bunlara kafa takmasınlar. Önce sağlıklarına baksınlar. Evet. Önce sağlık. Sonra bu işleri biz yoluna koyarız. Hep beraber yoluna koyarız. Şimdi çok güzel bir ifade kullandınız. Dediniz ki biz ileride üretecekleri yetiştiriyoruz dediniz. Evet. Demek ki projenin herhalde bir sonraki aşamasında biraz daha yaygınlaştıracağız mı? Bizim projemiz artık şöyledir. Zaten hedefimiz buydu. Biz göreve geldikten sonra meslek liselerinde, lise 3'lerde bir gün okul, 4 gün sanayi koymuştuk. Çünkü sanayiden kopuk meslek lisesi öğrencileri yetiştirdiğiniz zaman gerçek işler üzerinde bulunamıyorlar, üretemiyorlar. Daha sonra da piyasanın aradığı nitelikli iş gücü olamıyorlardı. Evet. Ve buna bağlı olarak ne oluyordu? Yurt dışından insan gücü, yetişmiş insan gücü veya da yetişmemiş insan gücü getirip burada işverenlerimizi eğitiyordu. Ben hep söylerim, bu ülkenin çöpünü de, tuvaletini de, otelini de, mühendisini de, her şeyini biz yetiştireceğiz. Doktorunu da biz yetiştireceğiz. Eksildiğimiz yerde yurt dışından da destek alacağız. Ama yurt dışından 50 bin tane iş gücü getireceksiniz buraya ve sizin 10 bin tane işsiziniz olacak. Bu eğitimin hatasıdır. Bu devlet politikalarının hatasıdır ki böyle bir sonuç vardır. Bunun için biz eğitim politikalarımızı benim değiştirmemin önemli olmadığını hep söylemişimdir. Bizim değiştirmemiz önemlidir demişimdir. Ve bunun için ortak bir vizyon belgesi, 10 yıllık bir ortak vizyon belgesi ve bunun da mecliste temsil edilen partilerden, meclisten prensipte onaylanmasını evet. istemiştim. Bunun için çabalıyorduk. Biz çünkü doğruyu biliyorduk. Ne yapacağımızı biliyorduk ve nasıl yapacağımızı biliyorduk. Bugün başka ülkelerin 4 yılda, 5 yılda, 10 yılda dev teknik altyapılarıyla profesyonel olarak sürdürdükleri online eğitimi biliyor musunuz Mahmut Bey? Bir hafta evet. sonra amatör ruhla, amatör bir teknik altyapıyla neredeyse yapıyor olacağız. Çünkü içimizde heyecan var, hizmet aşkı var ve bunu körükleyen, isteyen bir halk var ve bunu yapmak isteyen yüzlerce öğretmen var. Ve biz onlarla yapıyoruz. Onlar evlerinde çocuklarını yediriyorlar, bilgisayarın başına geçiyorlar. Onlar başka işlerini yapıyorlar, bilgisayarın başına geçiyorlar. Az önce Doktor Fazıl Sedat Simavi'deydi. Evet. Gündüz burada 100 siperi üreten bir bayan arkadaşımız vardı ve öğretmenlerimiz vardı orada. Buradaki üretim bittikten sonra diyorlar eve gidiyoruz, yemek yedikten sonra saat 1'e kadar da ders hazırlıyoruz. Dersi kime hazırlıyor? Online eğitimi hazırlıyor. Tarihinde görülmemiş bir şeydir ki meslek liselerinde okutulan 142 dersi biz online eğitime yükledik. Şu anda. Orta eğitimde öyle, ilk öğretimde inanılmaz. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Ama bu olağanüstü dönemi olağanlaştıran bize olağanüstü gayret gösteren öğretmenlerdir. İnanılmaz bir efor sarf ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğretmenin algılandığı bazı imajlar vardı biliyor musunuz? Bu imajlar tepe taklak olmuş durumdadır. Bugün burada ne yapılıyorsa öğretmenlerimizle yapıyoruz. Onların özverileriyle, istekleriyle yapıyor. Biz biliyorsunuz şimdi yüksek öğrenim öğrencilerine bir destek hattı da açtık biliyorsunuz. Şimdi oraya yüzlerce talep geliyor. Onları cevaplıyoruz. Öğrencilerimize gıda desteği veriyoruz. Onları yapıyoruz. Asıl önemli bir şey daha var. Bakınız şimdi. Bugünden itibaren psikolojik destek hattımız açıldı. Nasıl açıldı o biliyor musunuz? Evet. Bizim eğitim ortak hizmetlerde çalışan pedereci arkadaşlar biz de katkı koymak istiyoruz diyorlar. Biz de katkı koymak istiyoruz. Ne katkısı koyabiliriz dedim birlikte. Böyle bir hat açabilir miyiz dedim.
açınız dedi. Biz gereğini yapacağız. Şimdi bugün psikolojik destek hattımız açıldı öğrencilerimize. Ve psikolojik destek hattımızla birlikte oraya erişen veliler veyahut da öğrencilere 15 tane pederecimiz ayrı ayrı ulaşıp onlara destek veriyor. Bundan daha güzel ne yapabilirdi ki bu öğretmenler? Yani ve bu uğurda komisyonlarımıza, destek hatlarımıza destek koymak isteyen başka öğretmenlerimiz de varsa gönlümüzde, kapımızda açık. Yani imkanımız olduğu ölçekte onları da sisteme dahil etmek isteriz. Ama bilinsin ki artık dünyada bütün uzmanlar koronadan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Bizde de olmayacak. Eğitim Bakanlığı adına söylüyorum. Biz Eğitim Bakanlığı adına dersimizi aldık. Dersimizi zaten çalışıyorduk. Ve ne yapacağımızı biliyoruz. Ve eğitimin değişimi ve dönüşümüyle ilgili bu gönüllü ordu devam edecek artık. Yani biz eğitime destek programı olarak online eğitimi artık mükemmel bir hale getireceğiz. Gelecek öğretim yılı içerisinde artık bu çalışmalar hiç durmayacak. Gerekirse bununla ilgili ayrı bir daire, gerekirse ayrı bir birim kuracağım. Başlangıçta bir birim, sonra bir daire kuracağım. Ve tam gün eğitim, tam gün eğitim, tam gün eğitim diye milletin diline pelesenk ettiği bu söylemi örgün eğitimin yanında online eğitime destek programıyla da tamamen tam gün eğitimi bu konsepte başlangıçta birebir yakalayacağız. 10 binlerce videolu konu başlıklı dersi öğretmenlerimiz çekim yapacak ve bizim eğitim.mepnet.net'e yükleyeceğiz. Siz okulda gidip X konuyu aldığınızda, diyelim ki matematikten kesirler konusunu aldınız Nazım Çavuşoğlu'ndan. Daha sonra eve gittiğinizde isteyeceksiniz ki bunu başka bir öğretmenden de dinleyesiniz. Zaten özel derslerde benzer bir şey değil mi? Gidip Mepnet'te tıklayacaksınız başka bir öğretmenin ismini ve size videolu anlatımda bulunacak. Daha sonra biz bunu, bu konuları şu şekilde de çevireceğiz. Her konuyu farklı öğretmenlerin anlatımına sunacağız. Yani her konuyu 10 tane öğretmen farklı videoyla anlatmış olacak ama bunlar bizim havuzumuzda olacak. Sonra diyelim ki matematikçi, ben X hocayı beğenirim diyecek öğrenci, X hocadan konuları dinleyecek. Y hocayı beğenirim diyecek, ondan dinleyecek. Biz yeni bir dünya açıyoruz eğitimde. Hayırlı olsun. Evet, umutlarınızı tazelediğinizi görüyorum ben. Yani var ben zaten umutları, hiç umudumu yitirmemiştim. Yani en alt kademeden, en üst makamda bulunan size kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm neferleriyle görevinin başında olduğunu şu an sizin anlattıklarınızdan bizim zaten görüyoruz. Bakanlık müdürleri ve müfettişleri seviyesinde yani hiç durmadık ki biz. Hiç yani idari tatil denilen tatil mesai günlerini kapsar. Bizim 7 günümüz de tatilsizdir. Biz 7 gün çalışıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Yani hafta sonu tatil, hafta içi tatil öyle bir şey yok. Bizim ne hafta içimiz tatildir ne hafta sonumuz tatil. Müfettişlerim de öyle, müdürlerim de öyle, ben de öyle. Ve şimdi bize yüzlerce, 400'ün üstünde öğretmen de katıldı. Onlar da tatil yapmıyor. Ve onların yapmadıkları tatillerle, işte bugün yapmadıkları tatiller yüzünden biz geceleri de çalışıyoruz. Ben her gece saat 12'ye kadar öğretmenlerimizin yaptıkları çalışmaları, müdürlerimin yaptıkları yüklemeleri takip ediyorum. Evet. Bu arada gurur tablosunu görüyoruz şu an Sayın Bakan. Evet, laboratuvar ortamında arkadaşlarımızın derecelendirme ve üretim gayretlerini görüyorsunuz. Ve takdire şayan yani. Ve biz buralarda bile gerekli malzemeyi sağlanması halinde ihtiyaç duyulan malzemeleri de belli bir oranı üretebilecek duruma geldik. Evet, şu an o kolonyaların doldurulma aşaması. Evet. Ama asıl hedefimiz burada üretip de piyasada rakip olmak değildir az önce ifade ettiğim gibi. Tamamen piyasada gelecekte yetişmeleriyle üretime destek olabilecek ve üreticilere rakip olacak insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla çalışmamız budur. Gayretimiz de bugün budur. Bugün 3 okulu ziyaret ettiniz değil mi Sayın Bakan? Evet, bugün
Atatürk Meslek Lisesi'ni ziyaret ettim. Türk Marif Koleji'ni ziyaret ettim. Ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'ni takip ettim. Bu takipleri de bu okulları ziyaret ettim. Üçünde de üretim vardı. Evet. Atatürk Meslek'te cerrahi maske üretiliyordu. Bu arada sizin de hijyen kurallarına uyduğunuzu görüyoruz. Evet, mecburen. Maskeniz. TMK'da kolonyalar üretiliyordu. Sedat Simavi'de de yüz siperleri üretiliyordu. Hem arkadaşlara moral olması için hem ne yaptıklarını görmek için oraları ziyaret etmiştim. Gayet daha mutlu oldum. İnanılmaz bir çalışma var, inanılmaz bir özveri ve bu gayreti görmek sanırım her eğitim bakımında nasip olmayan bir duygudur diye düşünüyorum. Şu anda test ettiniz orada. Evet, orada kolonyalar 4 çeşit ifade etmiştim az önce. Limon kolonyası, portakal kolonyası, portakal limon karışımı kolonya ve Hindistan cevizi kolonyası. İlginç, dördü de birbirinden güzel. Hangisi daha güzeldir diye sorarsanız dördü de çok güzeldirim. Peki yani bu tempoyu nereden buluyorsunuz Sayın Bakan? Nasıl? Bu tempoyu nasıl buluyorsunuz? Bu tempoyu şeyden buluyorum. Tamamen hizmet etmenin yarattığı bir motivasyon ve bir enerji diye düşünüyorum. Yani insanlara hizmet edebilmek, halkına hizmet edebilmekten daha büyük bir motivasyon olamaz diye düşünüyorum. Peki geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlık geçirdiniz ama bizler de haberlerden takip ettik. Sizi hemen ertesi gün yine bakanlığın başında gördük. Yani aslında benim sağlık durumunuz nasıl? Onunla benim sağlık durumum gayet iyi. Benim rahatsızlığım aslında gece 1'e kadar ben yine çalışırken ansızdan böyle bir mide sıkışması, karın ağrısı sebebiyle tansiyonum düştü. Buna bağlı olarak hastaneye başvurdum. Orada da doktor arkadaşlar yaşımız gereği hemen kalp konusu gündeme gelebilir endişesiyle emin olabilmek adına beni belli bir süre yatırdılar. Tahliller yaptılar. Tahlillerim tamam çıktığı için zaten benim hiç öyle bir ağrım da olmamıştı. Tamamen karın ağrısı, safra endişesiyle gitmiştik. Bir şeyim olmayınca çıktım. Ben hemen ertesi gün görevin başındayım. Evet, zaten sizleri de gördük. Öyle yine bir durak yok. Zaten durma şansım yok. Öyle bir öyle bir yaratılışım yok. Zaten ülkenin ihtiyaçları o kadar çok ki duramazsınız. Yani. Durmamanız efendim, gerekiyor. Bu noktada hükümetle istişareleriniz nasıl bakanlık olarak? Hükümetin zaten bir bakanıyım ben. Mutlaka çok iyi. Mutlaka çok iyi. Evet. Biraz da üniversite sektöründen konuşalım efendim. Konuşabiliriz. Şu anda üniversite sektörümüz malum bu koronavirüsten dolayı bütün dünyada olduğu gibi burada da bir duraksama dönemine girdi. Bununla ilgili çalışmalarımız ne durumda? Şimdi üniversitelerimizin geleceği, dünyadaki üniversitelerin geleceği de yeni bir model olabilir. Bizim burada alışık olduğumuz sistem öğrencinin buraya gelmesi ve burada örgün eğitim içerisinde eğitimini görmesi, burada bir ev kiralaması, yurt odası kiralaması, restoranda yemek yemesi şeklinde ve okulda eğitim alması şeklindedir. Şu anda bildiğiniz gibi dünyanın dünyadaki tüm üniversiteler neredeyse tüm üniversiteler veyahut da büyük bir bölümü online eğitim sistemine geçti. Ve online eğitim sisteminin sonucunda yani bu bahar dönemi bittikten sonra gelecek sene bu işlere nasıl bakacaklarını bilmiyorum. Yani üniversiteler uzaktan eğitimi, online eğitim modelini bir eğitim modeli olarak önceliklerine alırlar mı? Artık herkes yaşadığı yerden evinden mi eğitim alacak ve belli periyotlarda mı okullara gelecek? Dünya nasıl bir şekil alacak? Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Bu tartışmaların ülkemiz için içinde aktörüz zaten buna bağlı olarak bir bilim kurulu kurduk. Yüksek öğrenimin geleceğiyle ilgili. Bilim kurulumuzla online olarak tartışmaları başlatıyoruz. Ve bu konudaki fikirlerimizi zenginleştireceğiz. Ve dünyanın gideceği yön neyse biz de o yönde tedbirlerimizi alacağız. Yani biz dünya giderken Mersin'e, biz gidemeyiz tersine diye bir şey var ya, biz tersine gidemeyiz. Dünya nereye akıyorsa biz de o akışın içinde öne doğru koşmaya çalışacağız. Geride de kalmayacağız.
Bu sinerjimiz vardır. Zaten bilim kurulumuzda da bu işi bilen çok yetenekli insanlar vardır. Bizim koordinasyon gücümüzle bu işleri hızlı karar verebilen, çözüm odaklı, geleceği planlayabilen, geleceği öngörebilen bir bakış açısıyla hep bu işleri şekillendireceğiz diye düşünüyorum. Evet, Ferhat Efe iyi yayınlar Sayın Bakanım demiş. Özlem Yakutoğlu Yağız, Sayın Bakanım geçmiş olsun, sizi sağlıklı görmek güzel demiş. Sağ olsun. Evet efendim, siz eğitimcisiniz aynı dönemde. Bir eğitimci olarak değerlendirdiğinizde bu yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Yani koronavirüsünü mü? Yok, yani koronavirüs ve sonrasını. Bir eğitimci olarak siz değerlendirdiniz. Koronavirüsü zaten konuşmalarımın içerisinde var. Artık yani koronavirüs vesilesiyle artık sistemler gerçekten kendi kendini sorgulayacak. İki bakanlığın, daha doğrusu iki bakış açısı dünyada değişeceği %100'dür. Bir eğitime bakış açısı %100 değişecek. Yani bu online eğitim sistemleri çok gelişecek. Zaten dünya bu tarafa doğru gidiyordu. Hem robotik eğitimler hem online eğitimler çok gelişecek ve geliştirilecek ve insanların yeterlilikleri artık çok ölçülecek. Bu eğitimdeki olacak olan değişimdir. Bir de tarımda çok ciddi değişiklikler olacak. Yani ülkeler kendi kendilerine yetebilmenin gayreti ve stratejisi içerisine girecek. Ben Tarım Bakanı olduğum dönemde Tarım Master Planı'nı yaptığımda ve ithalatın olması gerektiğini ama yerli üretimin de her zaman desteklenmesi gerektiğini söylediğimde o dönemde ticaret odasıyla olsun başka odalarla bayağı tartışmalar yaşamıştık ve söylediğim de buydu. Eğer siz kendi kendinizi besleyebilme hedefi koymazsanız böyle salgın dönemlerinde tüm ülkeler kapılarını kapatır ve önce kendi insanını doyurmak ister ve siz aç kalırsınız. Dolayısıyla bereketli topraklarımızı koruyarak tohumlar da geliştirilerek insan sağlığını bozmayacak GDO'lu ürünler üretmeyecek şekilde kendi kendine yeten bir coğrafya yaratmak zorundayız. Modern, teknolojik ama üretimi en had safhada, tarımı birinci sırada, birinci planlamada tutan, topraklarını koruyan bir bakış açısı, eğitimde de ülkesini seven, ülkesi için çalışan, dünyayla uyumlu, dünya standartlarında yeterli nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Diğerleri zaten, diğer bakanlıklar zaten ondan sonrası düzelir. Evet efendim, siz konuştukça zaten konu konuyu açıyor. Tarım Bakanlığı da yaptınız, zaten ifade de ettiniz siz. Tarım ve Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönemde yine benzer bir ortak projeler gerçekleştirebilir mi? Bizim yani ben tarım üstünden mutlaka elimizde geleni ortak yaparız, destekte oluruz birbirimize ama biz Eğitim Bakanlığı olarak gelecekte artık online eğitime başladık, geri durmayız. Online eğitimi geliştireceğiz. Eğitimde ortak müfredatı birinci şart haline getireceğiz. Değerlendirmeleri, denetlemeleri ciddi bir orana çıkaracağız. Çalışanla çalışmayanı ciddi bir şekilde ayıracağız. Ve mesleki yeterlilikleri sertifikalandırmayı en had safhaya çekeceğiz. En üst seviyeye çekeceğiz. Bu yolculuk artık daha berrak, daha inançlı ve daha kararlı olmayı gerektiriyor. Biz bunların tümünü taşıyoruz. Bunların tümünü taşıyanlarla da yola devam edeceğiz. Şu anda olduğu gibi. Evet efendim, özel okullarla ilgili bir girişim olacak mı? Ücretini ödeyen vatandaşlar var. Ücret politikası özel okulla veli arasındaki bir konudur. O bizim dışımızda bir konu. Evet. Mutlaka bizim bazı tavsiyelerimiz, telkinlerimiz olur ama biz bunun karar vericisi olmayız. Çünkü aralarında bir sözleşme akti var ve bu sözleşme hukuka dahil bir iştir. Yani daha sonra mahkemeleşme süreci olur. Ama ben inanıyorum ki eğer kısa sürede bu salgın bitmezse velilerle yatırımcılar bir araya gelip bir orta yol bulacaktır. Ha, bu orta yolun bulunmasında biz de destek olacağız mutlaka. Ama kısa sürede biterse
ve bu okullar, özel okullar bir telafi sistemi kurup da bu çocuklar telafi edebilmeyi %100 göstereceklerse o zaman başka bir şeydir. Ama bu iş uzayacaksa mutlaka karşılıklı fedakarlık gerekiyor. Mutlaka herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu konuda da insanımız gerekli karşılıklı anlayışı birbirlerine göstereceklerini düşünüyorum. Evet efendim, öğrencilere teknoloji anlamında da bir desteğiniz olacak mı? Yani herkesin maddi durumları aynı değil. Biz zaten şu anda Telsim ve Turkcell 6 GB internet bağışlattık öğrencilerimize. Başlangıçta bu bizim yüklediğimiz videoların birçoğu YouTube'daydı. Ve YouTube'da olduğu için interneti çok tüketiyordu. Biz bunu da çözebilmek adına sayısı çok az olsa bile teknik bilgisayarcı arkadaşlarımızın yine destek alarak bu videoların tümünü kendi web sitemize yükleyerek çocukları korumaya almaya çalıştık. Şu anda da YouTube'da olanlar varsa onlar da yavaş yavaş temizlenip sisteme dahil ediliyor ki ekstradan internet harcamasın. Yani hem 6 GB'lık 2 GSM operatörüyle bir evet, 2 GSM operatörde anlaşma değil, tamamen yani görüşerek görüşerek tüm abonelere 6'şar GB böyle bir şey yüklettik kendilerine. Bundan da mutluyuz. Daha da fazlasını istiyor muyuz? Evet, istiyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız var mı? Evet, var. Ama her şeyin bir sınırı var, her şeyin bir dengesi var. Biz şu anda 6 GB'ın korunabilmesi için videolarımızı YouTube'dan web sitesine yüklüyoruz ki çocuklarımızı interneti, ailelerin interneti fazla harcanmasın diye bunu çalışıyoruz. Bunun dışında yani öğrencilerimize teknolojik anlamda vereceğim şey şöyle olabilir. Biz zaten orta eğitime tüm okullara fiber hat çekmiştik bu yıl. Bu mali yıl içerisinde de ilkokullara fiber hat çekecektik. Çünkü bizim hedefimizde online eğitim vardı. Bizim hedefimizde merkezi bir eğitim vardı. Ancak bu virüs bize bu şansı yaratmadı. Erken geldi. Erken geldiği için de bunları tamamlayamadık. Ama bilmenizi isterim ki bizim Eğitim Bakanlığı olarak az önce insanı yetiştirme hedeflerini sayarken, yeterlilikler ve uluslararası standartları söylerken, buna ek olarak söyleyeceğim, bizim üstümüze düşen o hedeflere ulaşmak için öğrencilerin de teknik altyapıya sahip olması gerekiyor. Biz bundan sonra Eğitim Bakanlığı olarak imkanlarımızı, projelerimizi teknoloji yönüne daha fazla ayıracağız. Ayırmıyoruz demiyorum. Ayırıyorduk zaten. Örneğin ben bu sene tüm ortaokulların bilgisayar laboratuvarını yenileme hedefi koymuştum. 350 tane bilgisayar aldım. Okullara 350, evet. 400 tane bilgisayar dağıttım ben bu sene. Ciddi bir yatırım. Çok ciddi bir yatırım. Bu bilgisayarların birçoğunu da geçmişte yine mütevazilik yapayım, söylemeyeyim derim ama 10 yıl önce yine bu okulların birçok laboratuvarını o dönemde bu bakış açısıyla yenilemiştik. Şimdi yine yeniliyorduk. Ama bilinsin ki biz bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın imkanlarının teknolojik yatırıma pozitif ayrımcılık yapılarak yönlendirileceğinin altını çizelim. Biz bir yıl, iki yıl içerisinde teknolojik altyapısız hiçbir ev, hiçbir okul kabul edemeyiz. Efendim, artık vaktimizin de sonuna geliyoruz. En başta soracağım soruyu en sonunda sormak istedim onun için. Okulların açılmasını ne zaman öngörüyoruz? Okulların bununla ilgili bir şey söyleyeyim de sonra okulların açılmasını söyleyeyim. Çünkü bazı sorular geliyor. Defalarca açıklamış olmama rağmen aslında. Kolej giriş sınavları, fen lisesi giriş sınavları, Anadolu Lisesi giriş sınavları ile ilgili bazı sorular geliyor. Bu sınavlar sevgili veliler, sevgili öğrenciler yapılacak. Ama sizin iki ayağınızı bir pabuca sokacak şekilde değil. Sizi zorlayacak, sizi yıpratacak, sizi üzecek şekilde değil. Neden bu sınavlar yapılması gerekir? Onun da altını çizmem gerekiyor. Biliyorsunuz KGS ile ilgili, kolej giriş sınavlarıyla ilgili birinci aşaması yapılmıştı. Eğer biz sınavsız bir koleje kabul alacak olursak, ki en büyük arzum o olgunluğa, o seviyeye gelmektir. Bir süre sonra da buna geleceğiz. Çünkü biz tüm kolejlerde
merkezi sınav sistemine geçip de geçtiğimizde ve tüm kolejlerdeki öğrencilere fırsat eşitliği verdiğimizde ama tüm öğrencileri de aynı ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre ölçtüğümüzde herkes kolejleri istemeyebilir. O yüzden o gün gelmedi. Henüz daha başka türlü bir kayıt kabul yapma şansım yok. Ama sizleri birbirinizden ayırmak da istemem. Ama kolejlere ayrılan kontenjandan fazla bir talep geldiği için bu kontenjan sayısını oluşturabilmem için bir sınav daha yapmam gerekiyor. Bu yüzden sınav yapıyorum. Yoksa sizlerin koleji hak etmediğinizi düşündüğüm için değil. Kolej imkanlarım, kolej kontenjanlarım sınırlı olduğu için böyle bir sınav yapmak zorundayım. O yüzden salgın bittikten sonra bir sınav tarihini öğrencilerin hazırlanabileceği en makul zamanda ilan edeceğiz ve onlara yüz yüze verdiğimiz eğitimlerden sorumlu tutacağımızı, hatta hangi konulardan sorumlu tutacağımızı da ilan ederek bu sınavı yapacağız. O anlamda kendilerini yanıltacak hiçbir tavrımız olmayacak. Anadolu Lisesi için de öyle, Fen Lisesi girişi için de öyle. Bunun da altını böyle çizmiş olalım. Efendim son olarak da okullarla ilgili ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih biliyorsunuz 10 Nisan'a kadar kapalıydı okullar ama evet. 10 Nisan hemen yakın geliyor. 10 Nisan'da bir değerlendirme yapacağız ama şunu biliyorum ki 10 Nisan'da şu anda bu hastalığın seyri düşünüldüğünde 10 Nisan'da okullar açılmayacak. En azından bunu söylüyorum. Ama ne zaman açılacağıyla ilgili takvimi hastalığın seyri belirleyecek. Ama şu andaki hastalığın seyri bugün ayın 8'i. Evet. 10 Nisan 2 gün sonra. 2 gün sonra. Yani bu hastalık seyri 10 Nisan'da bu okulların açılmasına müsaade etmemektedir. Biz bunu Sağlık Bakanlığı'yla görüşeceğiz. Belki Bilim Kurulu'yla da görüşeceğiz. Hastalığın seyir grafiklerini inceleyeceğiz. Ve zaten peyderpey açılmalar olacak. Okullar da 50 bin öğrencinin bir araya toplanması, 5-6 bin öğretmenin bir araya toplanması, temizlik çalışanlarının bir araya toplanması, şoförlerin bir araya toplanması, neredeyse 70-80 bin kişinin bir araya toplanması. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte de 70-80 bin kişinin de öyle toplanması, neredeyse 150 bin kişinin bir araya toplanması demektir okulların açılması. Bunun için sayı böyle olunca karar verirken de bu kadar büyük sayı olduğundan olayı da bu kadar büyük düşünmek gerekiyor. 10 Nisan'da okullar açılmayacak. Bunun altını çizerim. Ama 10 Nisan'da okulların ne zamana kadar ertelendiğini size açıklarım. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili gazete izleyicileri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisi önemli açıklamalarda bulundu. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu ve kameraman arkadaşımız Hasan Koç'a teşekkür ederiz. Yarın yine gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.